6 uzun sene boyunca dünyanın kaderi yükselip çöktü. Önemli olaylar, zaferler ve kayıplar, hatalar ve kahramanlıklarla bıçak sırtında hassas bir dengede durduk. Bu o bıçak sırtının hikayesi. İnsanlığın en büyük dönüm noktasını şekillendiren, her iki tarafı da zaferin eşiğine getiren dönüm noktaları. Yükseliş ve çöküş. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktaları. Tarihçiler İkinci Dünya Savaşı'nda savaşı müttefiklerin lehine döndüren çatışmada tam dönüm noktası üzerinde fikir ayrılığına devam ediyorlar. Kimileri Almanların Stalingrad'daki yenilgisi diyor, diğerleri Japonların Amerika'yı savaşa sokma hatası, yani Pearl Harbor olduğunu söylüyor. Hangisi olursa olsun 1943 ortasında savaş farklı bir hal aldı. Almanya ve Japonya 4 senedir ilk defa geriliyordu. Ve müttefikler Rusya, Afrika ve Asya'daki zaferlerle avantajlarını değerlendirdiler. Değişen rüzgar. Büyük Sasso baskını, 12 Eylül 1943. İtalyanlar karizmatik Mussolini'nin yeni bir İtalyan İmparatorluğu vizyonu destekliyor ve Habeşistan işgalini kutluyor olsa da Adolf Hitler'le ilişkisi ve Dünya Savaşı'na girmesi beklemedikleri bir şeydi. Daha da şoke edici olan, halkını savaşa sokmuş olmasına rağmen çok başarısız bir askeri komutan olduğunu gösterdi. Yunanistan'da aşağılayıcı bir yenilgi alan, Kuzey Afrika'da geri çekilen ve İtalyan ordusunu pek çok kişinin bir yerleri olmadığını düşündüğü Rusya'da kanlı bir çatışmaya sokan beceriksiz bir amatördü. Halkı liderin aleyhine döndürmek için savaş gibisi yoktur. Savaş insanları ulusal gurur ve bir amaç doğrultusunda birleştirebilir. Ancak İtalya savaşa girdikten sonra Haziran 1940'da bombalar ülkeye yağmaya başladı. Turin bombalandı, Milan bombalandı ve 1942'de halkın görüşü Mussolini'nin aleyhine dönmeye başladığında bombalar o kadar yoğundu ki İtalya'da büyük bir acil durum hissi vardı. Müttefiklerin 10 Temmuz 1943'te Sicilya istilası İtalya için felaket bir savaşın son damlasıydı. 19'unda Roma'nın bombalanması İtalya halkının belini kıran şey oldu. ...24'ünde Faşist Büyük Konseyi Mussolini'nin liderliğine Gensoru önergesi verdi. Ertesi gün Il Duce, Kral 3. Victor Emmanuel'in sarayına çağrıldı ve ona 21 yıllık yönetiminin sona erdiği bildirildi. Kral, İtalya parçalandı. Şu anda ülkede en nefret edilen adam sensin dedi. Mussolini saraydan ayrılırken derhal tutuklandı. Mussolini'nin tutuklandığı haberi Hitler'e ulaşınca öfkeden deliye döndü. Her şeye rağmen, İtalyan savaş çabalarının başarısızlığına rağmen Hitler Mussolini'ye karşı büyük bir sevgi besliyordu. Belki de en iyi çağını geride bırakmış bir diğer diktatör olarak görüyordu. Eski dostunu kurtarmaya ant içen Hitler meşe operasyonuna yetki verdi. Bu kurtarma operasyonunun başında Luftwaffe'nin paraşütlü birlik komutanı General Kurt Student vardı. SS binbaşı Otto Skorzeny'yi diktatörü bulmakla görevlendirdi. Mussolini'yi ilk bulma çabaları umut vermiyordu. İtalyanlar haklı bir biçimde Almanların kurtarma girişiminden endişe ederek Mussolini'yi neredeyse her hafta ülkedeki farklı yerlere taşıyordu. Sonra Eylül başında Skorzeny Il Duce'nin Güney İtalya'da Gran Sasso bölgesindeki bir kayak tatil köyü olan Campo Imperatore Oteli'ne nakledileceğine dair bir telsiz mesajı yakaladı. İstihbarat adamı bulduklarını doğruladı. Ancak mekan çok özel bir durumdu. Otele sadece teleferikle çıkılabiliyordu ve Student karadan gerçekleşecek bir saldırının çok riskli olacağına karar verdi. Eski bir 4 santimlik istihbarat fotoğrafını değerlendirdikten sonra küçük bir düz alan gördü. Otelin yakınlarında otların bulunduğu bir alandı ve bir plan yapıp Hollywood aksiyon filmlerine yakışır bir hava harekatına karar verdi.
Plan, 10. Alman Paraşüt Birliklerinin dağların 2200 metre yüksekliklerindeki otele inmesiydi. Bir diğer Alman birliği, alttaki teleferiklerin kontrolünü ele geçirerek İtalyan destek kuvvetlerinin Mussolini'nin kurtarılmasını durdurmasına engel olacaktı. 12 Eylül 1943 sabahı Skorzeny, paraşüt birlikleri ve SS komandolarından oluşan bir ekiple 10 adet DFS-230 planöre bindi ve Roma yakınlarındaki küçük bir pistten havalandı. Belirli bir irtifaya çekildiler ve otelin üzerinde bırakıldılar. Ancak fotoğraflarda otlarla kaplı düz bir alan gibi görünen yerin açılı bir çıplak kaya yüzeyi olduğunu gördüler. Tüm zorluklara rağmen büyük bir beceriyle Skorzeny'nin aracını otelden birkaç metre uzağa indirmeyi başardılar. Skorzeny önce ulaşarak ipleri ele aldı. Derhal otele koştu ve İtalyan general yanında İtalyan birliklerine teslim olup silah bırakmalarını söylüyordu. Ve hiç silah ateşlenmedi. Skorzeny otelde dolaşıp Mussolini'yi aradı. Sonunda buldu. Bu sırada Alman paraşüt birlikleri oraya ulaştı. Operasyonun bütün bu aşaması tam 12 dakika sürmüştü. Bu gerçekten de müthiş bir başarıydı. Bunun benzeri tarihte azdır. İki gün içinde Mussolini yorulmuş ve peşmürde bir halde Hitler tarafından Rastenburg'daki gizli harekat merkezi olan Kurt İn'inde karşılandı. Meşe operasyonu bir başarı olmuştu. Mussolini'nin kurtarılması İtalya'nın teslim olmasıyla aynı ana geldi ve önemli bir Avrupalı müttefiğin kaybı zaten fazla yayılmış Alman ordusu için büyük bir darbeydi. İtalyanlar olmadan yarım milyondan fazla Alman askeri Batı Avrupa'dan ayrılıp Almanların değerli petrol tedariğini sağlamak için Balkanlara yerleştirildi. Cephedeki bu sayı kaybı vidaları sıkmaya başlayan Rusya ve müttefikleri için çok önemli olacaktı. Tahran Konferansı 28 Eylül 1943. Belki de büyük üçlü müttefik liderlerinin en iyi bilinen toplantısı 2. Dünya Savaşı'nda Şubat 1945'te Yalta'da gerçekleştiyse de Roosevelt, Stalin ve Churchill arasındaki ilk karşılaşma Kasım 1943'te gerçekleşti ve çok daha önemliydi. Ortak bir düşmanları olmasına rağmen Almanya'nın mağlubiyete uğratılmasına dair 3 müttefik başkan asla resmi olarak görüşmemişti. Ve hala yakın olsalar da Britanya ve Amerika arasındaki geleneksel bağlara rağmen Sovyetler ve liderleri hala bir bilinmezdi. Aylar süren görüşmelerin ardından İran'ın başkenti Tahran bu zirve için seçildi. 5 gergin geçen gün boyunca sadece savaşın son 2 yılını değil, gelecek 10 yıllar boyunca küresel ilişkileri ilgilendirecek kararlar alındı. Roosevelt ve Stalin ilk kez tanıştılar ve Roosevelt Stalin'le oynayabileceğini düşünmüştü. Güvenlik gerekçeleriyle Amerikan elçiliğindense Rus çatısı altında kalmayı kabul etti. Ve bu büyük bir hataydı. Çünkü her yerde dinleyiciler vardı. Kedi fare oyunu başlamıştı. Churchill'e Stalin'in kendini daha çok sevdiğini söyleyen Roosevelt, Rus liderlerinin güvenini kazanma çabalarına rağmen zarar vereceği korkusuyla Britanyalı dengeyle özel görüşmeyi kabaca reddetti. Ve Churchill yalnız başına kaldı. Bu sırada konferansın zamanlaması doğudaki şaşırtıcı Rus zaferlerine denk geldi. Ve kurnaz Stalin çok güçlü bir konumda olduğunu bildiğinden konferansta Roosevelt ve Churchill'i birbirine karşı oynadı. Ve kendi isteklerini öne sürdü. Kendi istekleri arasında Batı müttefiklerinin Avrupa'da yükü bölüşmek için ikinci bir cephe açması talepleri vardı. Stalin ve Ruslar Churchill'in yarına yönelik vaatlerinden bıkmıştı. 1942'de ikinci bir cephe için söz verilmişti. Ya da öyle iddia ediliyordu. 1942'de olmadıysa 43'te olacaktı. Şimdi 44'de erteleniyordu. Stalin, Churchill'e karşı hayli agresif, bazen de aşağılayıcı bir tavır takınıyordu. Roosevelt, Stalin'in toplantılardaki ısrarına destek vererek saf bir biçimde Rus lideriyle özel görüşmelerde bulundu. Savaşın sürdürülmesi ve sonraki hakkındaki fikirlerini açıkladı. Britanyalı ortağından farklı görüşleri vardı ve bunun itirafı Stalin'in eline yaradı. Stalin'i yanında tutmak büyük önceliği olduğundan Roosevelt gerilimi azaltmak için çok az şey yaptı. Bunun sonucunda bir defadan fazla gerilim arttı. Riskler büyük olduğundan çok sayıda diplomatik jest yapıldı.
Stalin'e gümüş, altın ve kristalden yapılma Stalingrad kılıcı sunuldu. Stalin, Churchill'in doğum gününü kutlaması için özel bir yemek verdi. Ancak dördüncü günde Almanya'ya karşı bir arada yaklaşım hala sonuçlanmamıştı. Churchill müttefiklerin Akdeniz ve Afrika'daki zaferlerinden yararlanarak Almanlara Balkanlardan saldırmak istiyordu. Orasının Avrupa'nın yumuşak karnı olduğunu söylüyordu. Birinci Dünya Savaşı gazisi ve üç lider arasında savaş deneyimi olan tek kişi olarak kendisinin Batı cephesinde karşılaştığı gibi bir diğer katliamdan kaçınmak istiyordu. Stalin bundan etkilenmedi. Bir kanal istilası denemek için Kuzey Fransa'daki korunaklı bölgelere çıkmayı büyük bir risk olarak görüyordu. Ancak Roosevelt oraya saldırmaları gerektiğine ikna olmuştu ve Stalin onu destekliyordu. Sonunda Churchill bunu kabul etmek zorunda kaldı. Saldırılacak en iyi yer Almanya'ydı ve müttefik kaynakları Overlord operasyonunun planlanmasına yöneltildi. Fransa kıyısına yapılacak Overlord operasyonu bizim bildiğimiz adıyla Normandiya çıkartması, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini geri dönülemez biçimde şekillendirdi. Ancak anlaşma imzalanmadan önce Stalin ikinci bir cephe ve daha fazla talepler istiyordu. Rusların operasyon desteği, Sovyet güçlerinin doğudan ilerlemesi. Ancak Churchill ve Roosevelt'in zaferden sonra Doğu Avrupa'daki Sovyet kontrolünü tanımasıyla gerçekleşecekti. Churchill isteksiz olmasına rağmen anlaşma yapıldı. Mussolini'nin düşüşü ve İtalyanların teslimiyle cesaretlenen, Roma'yı ilk fethetme namına kavuşmak isteyen müttefik komutanları bir anda sağduyularını kaybetmişe benziyorlardı. Amerikan ve İngilizler arasındaki isteksiz bir İtalya'yı işgal anlaşması Churchill tarafından desteklendi. Bunun ardından başlangıç tarihindeki tekrarlı kararsızlık ve araziyi dikkate çok az alan, daha önceki Sicilya istilasından sonra bölgeye daha da önemli güçler çeken Almanlara hiç dikkat edilmemesiyle müttefiklerin gönülsüz eylemini İtalya taşrasını bir kaleye çevirerek karşıladılar. Ve burası yaklaşık iki sene boyunca İkinci Dünya Savaşı'nda en çok asker kaybedilen yerlerden biri olacaktı. İngiliz ve Amerikalılar Roma'yı ele geçirmek istiyordu. 1943 sonunda bu mümkün değildi. 1944 ortasında biraz mümkündü. Almanlar savaştaki en iyi Alman komutanlarından biri olan Albert Kesselring'in emri altında İtalyan arazisi ve iklimini dahice bir etkiyle kullandılar. Eylül 1943'te müttefiklerin İtalya'ya çıkması ve 1944'ün başları arasında Almanlar İtalya'nın aşağı kısmında Monte Cassino tepesinde bir savunma hattı kurdu. Kesselring'in dağlık Abruzzi ve Kampanya bölgesinin sırt ve tepelerindeki korunaklı konumları Gustav hattı olarak biliniyordu. Hattın batı ucunda çok sayıda büyük nehir vadisinin buluşma noktasında Cassino kasabası vardı. Şehrin yukarısında bir nehir vadisine bakan bir noktada, daha da önemlisi, Roma-Napoli otoyoluna hakim 6. yüzyıldan kalma antik Monte Cassino manastırı vardı. Monte Cassino'nun herhangi bir stratejik önemi yoktu. Kusursuz bir gözlem noktasıydı. Almanlar bu bir Benedikten manastırı, güzel bir eski bina dediler. Kesselring, bu manastırı savunmayacağım, onu askeri amaçlarla kullanmayacağım dedi. Kesselring sözüne sadık kaldı ve Aralık 1943'te Vatikan ve müttefikleri orayı koruma kararını bildirdi. Cassino bölgesindeki ilk dört saldırı Birleşik Devletler 5. Ordusu tarafından yönetildi ve 17 Ocak'ta başladı. Bir hafta süren zorlu savaşın ardından Amerikan güçleri Gustav hattını birkaç yerden delip kasabanın batısına geldi. Ancak yakın zamanda Anzio'ya çıkan müttefik bölüklerinden beklenen yardım gelmeyince Amerikalılar ağır kayıplarla geri itildi. Ve Roma'ya giden önemli yol Alman kontrolünde kaldı. Churchill Avrupa'nın yumuşak karnından söz etmişti. O kadar yumuşak olmadığı ortaya çıktı. Ve Monte Cassino müttefiklerin sorunsuz geçmesi beklenen iyi bir sefer yapmamalarının sembolüne dönüştü. İlk müttefik saldırısındaki Alman başarısının sırrı topçu ateşinin kesinliği olmuştu. Çok az kanıt olmasına rağmen pek çok müttefik komutanı Alman toplarının manastır duvarındaki gözlem noktalarından yönlendirildiğine inanıyordu.
Roma'ya giden yolu alacaksak Monte Cassino'yu almalıyız diye düşündüler. Ve hızla İkinci Dünya Savaşı'nın en tartışılan eylemlerinden birine başlandı. Bin tondan fazla patlayıcı ve yanıcı Avrupa'nın en kutsal yerlerinden birine atıldı. Bu eylem Vatikan tarafından kibarca iğrenç bir ahmaklık örneği olarak nitelendi. 15 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri gelip manastırı yok etti. Bir etkisi olmadı. Bir moloz yığınına döndü. Ve Alman paraşüt birlikleri onu daha iyi savunabildiler. Müttefik saldırısı 17 Şubat'ta gerçekleşmeyince müttefiklerin kayıpları çok fazla oldu. Bu durum 17 Mayıs'ta Monte Cassino sorununda düşene dek devam etti. Ve bir Amerikan subayının 123 günlük cehennem dediği şey sona erdi. Müttefikler kasinoyu kanlı bir kararlılıkla ard arda saldırılar gerçekleştirerek aldı. Sanırım Monte Cassino bir başarı olarak görülüyor. Devasa bedeli olan bir başarıydı. 40 bin müttefik askeri mi? Bu küçük bir engel için çok büyük bir bedel. Ve Roma'ya kanlı yarış devam etti. Anzio çıkarması 22 Ocak 1944. Churchill'in çok istediği İtalya'nın bacağından tırmanışı müstahkem Gustav hattı ile sekteye uğradı. Ve müttefik komutanlar kilidi kırmanın yeni bir yolunu aramaya koyuldu. Anzio çıkartması İtalya'daki General Alexander tarafından Monte Cassino'daki kilidi açmak için ortaya atıldı. Churchill planlara istekle sarıldı. Çıkartmanın güneyindeki Alman ordusunun geri çekilişini önleyecek ustaca bir hamle olarak görmüştü. Tek bir bölük İtalya'nın batı kıyısına, Gustav hattının arkasına inecekti. Almanlar Cassino bölgesindeki askerlerini artlarını korumak için geri çekecekti. Ve müttefiklerin İtalya başkentine doğru yolu yeniden açılacaktı. Seçilen bölge Roma'nın 50 kilometre kadar güneyindeki turistik Anzio kasabasıydı. Başlarda tek bölüklü bir operasyon olarak düşünüldü. Sonra güneydeki tüm Alman bölüklerini tuzağa düşürmek için iki bölüklü bir saldırıya dönüştü. Ve tabii en az yarım düzine Alman bölüğü vardı. İki bölük asla yeterli olamazdı. İlk gün her şey inanılmaz sorunsuz geçti. Anzio Almanlar tarafından terk edilmişti. Ve günün sonunda 36 bin asker ve 3200 araç kıyıya çıkarıldı. Almanlar tamamen şaşırmıştı. Birinci günde neredeyse hiç karşılık olmadı. Çok az vardı ama önemli bir şey değildi. Ancak Almanlar buna çok hızlı ve etkin bir biçimde karşılık verdiler. Ve çıkartma yapan askerleri durdurmak için birliklerini kaydırdılar. Birinci günde Amerika keşif devriyesi karanın içlerine ilerledi. Ve sahadaki operasyon komutanı Amerikalı binbaşı General John Lucas'a önlerindeki yolun açık olduğunu söyledi. Ancak adamlarının yeterince talim görmediğinden şikayet ediyordu. Ve Amerikan ordusundaki 5. Ordu Komutanı General Mark Clark'ın Alban tepelerinin çok uzakta olduğunu söylediğini hatırlatan Lucas, operasyonun komutanı Britanyalı General Alexander Hamilton'ı duymazdan geldi. Ve savunma kurup düşman saldırısını bekledi. Uzun süre beklemesi gerekmedi. 3 gün içerisinde çok sayıda Alman bölüğü çıkartma bölgesindeki tüm çıkış yollarını tutuyordu ve sayıları da hızla artıyordu. Almanlar etkili bir biçimde, hazırlıksız yakalanmış olsa da, çok hızlı tepki verdi. Çıkartma birliklerinin Anzio'yu doğrudan saldırıyla yarıp çıkması mümkün değildi. Lucas 25 Ocak'ta ilerlemeye kalkıştığında hızla etrafının çevrildiğini keşfetti. Clark derhal sahile iki bölük daha gönderdi. Ve çıkartmadan sadece bir hafta sonra 61 bin müttefik, 70 bin kişilik ağır zırhlı bir Alman gücüyle karşı karşıyaydı. Ve tıpkı Monte Cassino'da olduğu gibi arazi yardımcı olmuyordu.
Anzio'nun çevresi alçak bataklıklarla doluydu. Ve sulak arazide kazılır kazılmaz siperler suyla doluyordu. Alman topları müttefiklerin Anzio Eni lakabını taktığı devasa 280 mm Krupp K5 ile dahil neredeyse tamamen korunaksız olan müttefik sahilini bombardıman altına aldı. Gelecek 4 ay boyunca devam eden yoğun savaşta her iki tarafta hiç ilerleyemedi. Kurtarma sonunda 25 Mayıs'ta geldi. Kurtarma sonunda Diadem operasyonuyla birlikte geldi. Bu Gustav hattına büyük bir saldırıydı. Anzio'nun hemen güneyindeki bölge. Almanlar Gustav hattından çekilmek zorunda kaldılar. Ve Anzio cephesini açtıklarında Anzio'daki güçler oradan geçebilme imkanı buldu. Görevini başaramasa da bu kuşatmanın tek olumlu sonucu savaştan sonra açığa çıktı. Anzio'dan sonra 5 tecrübeli Alman bölüğü önlem olarak İtalya'da bırakıldı. Bu bölüklerin Kuzeybatı Avrupa'ya yollanması planlanmıştı. 40 bin adam en çok ihtiyaç duyacakları yer olan Normandiya'ya direnmek üzere orada bulunamayacaktı. Leningrad'ın kurtarılması 27 Ocak 1944. Barbarossa Operasyonu 1941'de Rusya'daki büyük Nazi ilerlemesi diğerlerine hiç benzemeyen bir savaşın başlangıcını işaret ediyordu. Almanların görevi basitti. Hitler 1942 sonunda Britanya'nın karşı saldırıya hazır olacağını ve yanlarında Amerikalıların da geleceğine inanıyordu. Rusların dönmesi halinde üç cephe savaşı yorulacaktı. Barbarossa Doğu Avrupa'yı güvene alıp Sovyetler Birliği tehdidini ortadan kaldırarak Almanların tüm gücünün Batı müttefiklerine yöneltilmesini sağlayacaktı. Ve Leningrad bu görevde çok önemliydi. Neden Leningrad? Kısmen sembolik. Rus devriminin kalbiydi. Sovyet Rusya'nın büyük sembolünü ele geçirmek çok önemliydi. Ancak Leningrad Sovyet donanması için önemli bir limandı ve büyük bir sanayi merkeziydi. Sovyetler Birliği'nin sanayi kapasitesinin %11 ila 15'i Leningrad'da yer alıyordu. Batı Avrupa'da çok başarılı olan Yıldırım Harekatı taktiklerini kullanan Almanlar, Rusya'yı süpürüp önlerine çıkan her şeyi fethettiler. Kuzey ordusunun ilerleyişi o kadar hızlıydı ki, Ağustos sonunda asıl hedefleri olan Neva şehrini ele geçirip Leningrad kapılarına ulaştılar. Günler içinde şehrin etrafı sarıldı. Ve 8 Eylül'de Leningrad neredeyse dış dünyadan tamamen kesilmiş bir halde resmen kuşatma altındaydı. Stalin şehri her ne pahasına olursa olsun tutmaya kararlıydı. En iyi generallerinden biri olan George Zhukov'u şehrin savunmasını güçlendirmeye yolladı. Kış yaklaşırken yoğun Alman baskısına rağmen şehir dayandı. Almanların karşısında tek bir seçim vardı. Almanların Leningrad'ı alma kapasitesi neydi? Burada alma kelimesi çok önemli. Şurası günümüzde hayli açık ki Almanların Leningrad için stratejisi asla onu almak üzerine değildi. Almanların Leningrad stratejisi onu açlıkla yok etmektir. Her iki tarafta topyekün savaş politikasını benimsemiş olsa da Rusya'daki savaş yavaş yavaş başka bir şeye, stratejiden çok ideolojik bir şeye dönüşüyordu. Hitler'in ofisinden yazılmış bir mektupta bu görülüyordu. Führer, Leningrad'ın yeryüzünden silinmesine karar verdi deniyordu. 1941-42 Rus kışı, hala kayıtlardaki en soğuk kışlardan biriydi. Ve aralıksız Alman hava saldırıları ve bombardımanı Leningrad'daki 2,5 milyon kişinin kışı ısıtmasız ve elektriksiz, susuz ve kanalizasyonsuz geçirmesi anlamına geliyordu. Ve erzak açlık seviyesindeydi. Bahara dek yarım milyonu ölmüş olacaktı. Ve hayatta kalanlar da çaresizce yavaş yavaş harabeye dönen bir şehirde yoldaşlarının yok oluşunu izliyordu. Leningrad'ı uçaklarla ve küçük demir yollarıyla beslemek için çabalar vardı. Ancak 1941'den 1944'e dek büyük oranda Leningrad kendi kaynaklarıyla yaşamak zorunda kaldı. Erzak damla damla geliyordu ve en önemlisi de ünlü yaşam yoluydu. Kışın donmuş Lagoda üzerinden geçen yol
hem sabit bir ihmal hattı hem de sivillerin boşaltılmasını sağlıyor. Ancak belki de şehir halkının tamamen yok olmasına engel olan şey eski düşmanları Finlerdi. Şehrin sadece 20 kilometre kuzeyindeki bir bölgede bulunan Fin askerleri kış savaşında Rusya'ya kaybettikleri bölgede sıkı bir biçimde duruyordu. Hedeflere ulaştıklarından nispeten hareketsizdiler. Ve Almanların şehri kuzeyden bombalama ve Fin hakimiyetindeki bir bölgeden saldırma taleplerini kesin olarak reddediyorlardı. Kuşatma sürerken Alman güçleri savaşın zorlukları karşısında zayıflıyordu. Sonunda 14 Ocak 1944'te Stalingrad'ı geri alıp Kursk'ta Almanları yendikten sonra Ruslar Leningrad-Novgorod stratejik saldırısını başlattı. 1944'te Sovyet güçleri kuşatmayı kaldırmaya başladığında Leningrad tamamen yok olmuştu. Bir zamanlar çok güzel olan Büyük Petro'nun 1703'te Kuzey'in Venedik'i olarak kurduğu şehir artık harap olmuştu. 800 binden fazla Sovyet askeri ve 500 tank Leningrad çevresindeki Alman hatlarına yüklendi. Ve 2 hafta içinde 70 bin kayıp vererek tükenmiş oldu. Geri çekilmeye başladı. Leningrad'ı kurtarmak için özellikle de insanlar 2. Dünya Savaşı'nın Alman kontrolü altında siviller için ne anlama geldiğini anlayınca bunun adil bir savaş olduğunu hissettiler. Bu savaşın verilmesi gerekti ve sıklıkla görüldüğü üzere Leningrad kuşatmasını mümkün kılan ideolojinin yok edilmesi gerekiyordu. Alman işgali Rusya tehdidini ortadan kaldırma hedefini gerçekleştirememekle kalmadı. Britanya'nın 1942'de toparlanıp yeniden saldıracağı inancı da yanlış çıktı. Bu saldırı 1944'ü bulacaktı. Normandiya çıkarması 6 Haziran 1944. Çok tartışılan Overlord operasyonu Churchill'in Tahran'da çok direnmesine rağmen tek şansları olduğu bir kumardı. Tüm mantık büyük bir zırhlı, gemi, uçak üstünlüğü olan ve kıyıya çıkıp orada kalma şansı çok yüksek olan müttefikler için başarısız olurlarsa sonuçlar felaket olurdu. Ve çıkarmanın planlanmasında ve hazırlığında yer alan herkes bunun büyük bir kumar olduğunu biliyordu. Operasyonun 2 komutanı Amerikalı General Dwight D. Eisenhower ve Britanyalı dengeyi Bernard Law Montgomery aylarca planlama yaptı. Ve sonunda bir yerde karar verdiler. Normandiya'nın 80 kilometre uzunluğundaki geniş kumsal sahilleri. Fransa kıyısındaki Normandiya sahillerinin seçilmesinin çeşitli sebepleri vardı. Öncelikle çıkartma alanı 130 bin adamın çıkabileceği kadar büyük olmalıydı. Bu çok sayıda adam demekti ve onları kıyıya alabilmeniz gerekiyordu. Bu nedenle de iyi bir kıyıydı. Yarımada alınabilecek bir yer olarak görülüyordu. Orada Cherbourg limanı vardı. Burası ele geçirilmesi halinde malzeme getirmek için büyük bir liman olarak kullanılabilirdi. Yani pek çok faktörün bir araya gelmesi nedeniyle gidilecek en iyi yer orasıydı. Mevsime uygun olmayan kötü hava nedeniyle geciken çıkartma 6 Haziran'da 18 bin İngiliz ve Amerikan askerinin paraşüt ve planörlerle çıkartma alanlarının her iki yanına inmesiyle başladı. Sonra 6.30'da dev bir filo, 30 binden fazla adam ve 20 bin aracı uzun geniş sahillere taşımaya başladı. O zaman verilen kod isimler bugün hala kullanılıyor. Amerikalıların çıktığı Omaha ve Utah, Kılıç, Altın ve Juno'da Britanya ve Kanadalılar için. Almanlar saldırıların zamanlaması nedeniyle hazırlıksız yakalandılar. Nispeten iyi hazırlanmışlardı. Ancak istila ile hemen yakınlardaki tüm güçlerini bir araya toplayıp çarpışmak onlar için çok zordu. Ve müttefiklerin nerede karaya çıkacaklarına emin olmadıklarını da unutmayalım. Yoksa müttefiklerin yeterli sayıda karaya çıkmasından sonra birleştirdikleri güçleriyle toplu bir saldırı mı yapacakları konusunda kararsız kaldılar. 1000'e yakın geminin denizden bombardımanı,
ve günde 14 binden fazla sortiyle müttefik hava kuvvetlerinin baskın güç gösterisine rağmen Wehrmacht'ta bu güç gösterisinden emin olmayanlar vardı. Onların başında Adolf Hitler bulunuyordu. Çıkartma günü uyandırılmak istemedi. Yataktan kalktığında savaşın yarısı bitmişti. Ayrıca Amerikalılar Almanları 6 Haziran'daki Normandiya çıkartmasının bir aldatmaca, ikinci bir çıkartma olduğu konusunda kandırmıştı. Amerikalılar bu konuda ustalaşmıştı. Overlord Hitler'e savaşı müttefiklerin aleyhine çevirmek için son gerçek bir şans verdi. Bir senaryosu vardı. Müttefikleri geldikleri denize dökebilirse önemli güçlerini ve en önemlisi panzer birliklerini doğu cephesine geri yollayıp Rusları ezebilir, sonra gelip Amerikalılar ve Britanyalılarla istediği gibi ilgilenebilirdi. O gün sadece çıkartmaya değil, tüm güne D-Day adı verildi. Deniz operasyonunun başarısına, sahillerin tutulmasına rağmen kolay bir yürüyüş olmayacaktı. Müttefikler 6 Haziran'da 10 bin kayıp verdi. Sadece 5 bini Omaha plajındaydı. Amerikalılar yamaçlardaki Alman tahkimleri tarafından yerine zımbalandı. Kayıpların oranı 5'e 1'di. Ve çıkartmanın o günün tek olayı olmaması gibi, çıkartmada Overlord operasyonunun sadece başlangıcıydı. Asıl hedef kıtada güçlü bir müttefik gücü bulundurmaktı. Sahillerin güvene alınmasıyla müttefik birlikleri ve askerleri oraya attı. Hava koşullarından geçici Mölberi limanlarında korundular. Ve su altındaki boru hatları değerli yakıtla operasyonun sürdürebilmesini sağladı. Temmuz sonunda Cherbourg Limanı ele geçirildi. Ve yaklaşık 2 milyon müttefik askeriyle on binlerce ağır silah ve araç Avrupa'daydı. Tarihin en büyük deniz çıkartması tamamlanmıştı. Şimdi artık gerçek savaş başlayabilirdi. Paris'in özgürleştirilmesi. Haziran 1940'ta fotoğraflar ve görüntüler Hitler'in Paris'te rahat bir biçimde dolaştığını tüm Almanya'ya gösteriyordu. Almanlar mutluydu. Fransızlarsa aşağılanmıştı. Fransız ordusu Britanya'da sürgündeyken evdeki pek çok kişi için direniş bir yaşam tarzına dönüşmüştü. Kimileri için sadece yiyecek kıtlığına karşı gösteri demekti. Diğerleri Fransız bölgesi üzerinde vurulan müttefik havacıların kaçışına yardım etmek için ağlar kurdu. Kimileri ise Alman birliklerinin ve ikmal hareketlerinin bilgisini müttefiklere sızdırırken, diğerleri de sabotaj yapıp değerli altyapıları bozup yok etti. Askeri etkinlik anlamında sınırlıydı. Çünkü onlara istedikleri silahlar verilmedi. Pek çok direniş örgütü silah istedi. Çünkü yerel nüfusa daha az şeye mal olarak bunu başarabileceklerini düşünüyorlardı. Direniş ciddi riskler taşıyordu. Ve Almanlar düzenli olarak sivil nüfus üzerinde isyanı ciddi biçimde bastırıyordu. Baskı gören ama asla pes etmeyen Fransızların ruh hali, müttefik güçlerin Normandiya'ya gelmeye başlamasıyla düzeldi. Normandiya çıkartmasından sonra ekipmanı olan ya da saklanan ve Almanlara saldırmaya, onların sahillere ulaşmasına, daha sonra Almanya'ya geri çekilmesine engel olmak isteyenler için mesaj, saklandıkları yerden çıkmaları ve sabotaja başlamaları yönündeydi. Özgür Fransız ordusu komutanı Charles de Gaulle, en açık konuşan general Philippe Declercq'le birlikte Normandiya'ya çıktıktan sonra derhal Paris saldırısını planlamaya başladı. Ancak müttefiklerin başkomutanı Dwight D. Eisenhower tereddütlüydü. Onun için müttefiklerin hedefi açıktı. Alman güçlerini Fransa'dan sürmek. Paris çok az bölebileceği kaynaklarını elinden alan bir detaydı. Ve şehrin sembolik önemini anlıyor olsa da Hitler'in Alman askerlerine müttefiklerin saldırması halinde şehri tamamen yok etmeyi emrettiğini de biliyordu. Bir diğer Leningrad olayından korkarak bunu reddetti. Paris bekleyecekti. Bu sırada müttefik kuvvetler Normandiya'dan çıktı.
ve şehrin kuzeyindeki kasabalar ve taşrada Almanlar çatışmaya girdiler. Fransız direnişinin silahlı üyeleri çıkarma gününde Alman altyapısına zarar verme rollerini oynadıktan sonra müttefik saldırısından emin bir biçimde Paris'e akmaya başladı. Ağustos ortasında hala bekliyorlardı. Ancak ikinci bir müttefik çıkartmasıyla bağımsız bir biçimde ayaklandılar. Herkes 6 Haziran 1944'teki çıkarmayı bilir. Ancak asıl büyük gelişme Fransa'nın güneyinde Marsilya-Toulon bölgesinde 15 Ağustos'ta yapılan çıkarmaydı. Birlikler İtalya'dan kara aracılığıyla Fransa'nın güneyine geldiler ve bu noktada Almanlar ciddi bir biçimde çekilmeye başladı. Ayın 15'inde 4 senedir ilk kez birleşik bir Fransız sivil isyanı çıktı. Parisliler bir araya geldi ve şehri felç eden genel bir grev uyguladılar. 3 gün sonra sokaklarda barikatlar vardı. Özgür Fransız direnişi eyleme geçti. Ve Fransız savaşçılarla Alman birlikler arasında yoğun açık savaşlar başladı. De Gaulle ve Leclerc yine müdahale etmeyi talep ettiler. Eisenhower'ın komutasından ayrılıp Paris'i tek başlarına almakla tehdit ettiler. Dengeyi bozabilecek bir durumla karşı karşıya olduğunu fark eden Eisenhower geri adım attı. Ve Paris'i kurtarma görevini Birleşik Devletler Generali Omar Bradley'e verdi. Ve o da diplomatik olarak Fransız 2. Zırhlı Bölüğü'nü saldırıya liderlik etmesi için seçti. Amerikan 4. Bölüğü ve küçük bir Britanya Birliği de onlara eşlik ediyordu. Hitler'in şehir yerle bir olana dek savaşma emrine rağmen Amerikan güçleri Paris teklerine 24 Ağustos'ta ulaştığında Paris'teki Alman komutan General Dietrich von Choltitz 50 bin civarında mütevazı bir güçle göstermelik bir savunma yaptığını fark etti. Hafif çatışmaların ardından Amerikalılar şafakta şehre giren Fransızlara yol açtılar. 25'i akşam üzeri saat 3.30'da müttefik askerlerine Arc de Triomphe'da Charles de Gaulle katıldı. De Gaulle yaptığı ünlü konuşmasında Paris özgürleştirildi, Paris'i kendisi özgürleştirdi dedi. Herkes Paris'i kendisinin özgürleştirmediğini biliyordu. Herkes Paris'in hemen dışında dev Amerikan güçleri olduğu için özgürleştiğini biliyordu. Paris kurtarılmıştı. Ve stratejik açıdan daha önemli anlar olsa da belki de 1944'te başka hiçbir şey dünyaya rüzgarın döndüğünü Işık Şehri'nin kurtarılmasından daha iyi anlatamazdı. Ve Paris 5 yıllık acı mücadelenin sona geldiğini gösteriyorsa, Nazi toplama kamplarının özgürleştirilmesi de bu büyük mücadelenin haklılığını gösterecekti. Nazi kamplarının özgürleştirilmesi 23 Temmuz 1944. Eylül 1935'te yıllık Nürnberg mitinginde Nazi Partisi uzun süredir devam eden Yahudi halkına karşı ideolojik nefretlerini yeni bir seviyeye taşıdı. Hitler orada Yahudi büyük ebeveynleri olanların kendi dini kimliklerine bakılmaksızın vatandaşlıktan atılmasını içeren yeni yasalar geçirmek istediğini söyledi. Yahudilerin Alman ya da akraba kandan biriyle evlenmesi de yasaklanacaktı. Kamu düzeninin Yahudi çalışanları emekli edilecekti. Statülerine ya da geçmiş asker hizmetlerine bakılmaksızın. Hitler bu yasaları geçirme amacının yasal düzenleme sorununun çözülmesi ve yeniden bozulması halinde son çözüm için yasalarla Nasyonal Sosyalist Parti'ye aktarılması olarak anlatıyordu. Nürnberg yasaları Nazilerin Yahudileri yok etme hedefi için gereken yasa ve düzenlemelerle yolu açtı. 1933 gibi erken bir tarihte Almanya'nın dört bir yanında huzur bozucu olarak nitelenen kitlelerin tutuklanması için kamplar oluşturuldu. Ve Almanya savaşa yaklaşırken ağ genişledi. Ve Naziler belirli grupları hedef almaya başladı. Eşcinseller ya da akıl hastaları gibi istenmeyen gruplar savaş çabalarını zedeleyebilecek düşmanlar olarak algılanıyordu. Bu listenin tepesinde sırf ideolojik sebeplerden Yahudiler vardı. İlk başta alıkoyma, toplumdan ayırmaydı. Onları atıp kurtuluyorlardı. Sonra ikinci aşama başladı. 39 ve 41 yılları arasında Yahudileri kovmak ya da gettolara hapsetmek suretiyle ayırdılar. Ve üçüncü aşama, son çözüm denilen şey onları öldürerek Yahudileri temizlemekti. 1942'de Avrupa'nın çoğunun kontrolünü ele geçiren Almanya'nın
imparatorluğa yayılmış 40 bin civarında farklı türde kampı bulunuyordu. Kimilerinde politik mahkumlar ve diğer istenmeyenler vardı. Çoğu işçi kampı milyonlarca köle işçinin altyapı projelerinde çalıştığı ya da savaş çabaları için malzeme ürettiği yerlerdi. Ancak o 40 binden 6 tanesi Yahudilerin sistemli, endüstriyel boyutta yok edilmesine ayrılmıştı. Müttefikler kurtarılmalarından önce toplama kampları hakkında bir şey biliyorlardı. 1930'lardan beri kurtulan ya da serbest bırakılan mahkumlar kitaplar yazmışlar ve Nazilerin bu mahkumlara karşı davranışlarını anlatmışlardı. 1942'den itibaren Britanya basını toplama kamplarındaki toplu katliamlara dair hikayeler yazmaya başladı. Ve 1944 civarında hava keşif fotoğraflarında ölüm süreçleri fotoğraflandı. Ancak müttefik ordularını karşılaşacakları şeye çok az şey hazırlayabilirdi. Kızıl Ordu Polonya'ya girdiğinde Maydanek'in Almanlar tarafından terk edilmiş olduğunu gördü. Orada olanlara dair çok az kanıt vardı. Dev fırınlar hariç. Herkesin tahmin ettiğinden hızlı ilerleyen Sovyetler Reinhardt kamplarını ele geçirdi. Ancak tamamen sökülmüş olduğunu gördüler. Ocak 1945'te Auschwitz'i özgürleştirene dek yaşananların gerçek dehşeti görünür olmadı. Kızıl Ordu Auschwitz'e yaklaşırken Almanlar kampı boşalttı. Oradaki ve doğu bölgesindeki diğer büyük kamplardaki mahkumları zorunlu yürüyüşle batıya gönderdiler. Yaptıklarını gizlemeye çalıştılar. Ancak geride toplu katliama dair büyük miktarda kanıt kaldı. Devasa gözlük, valiz yığınları, giysiler, kadın ve erkek kıyafetleri, devasa saç yığınları ve tabii krematoryumlar. İçlerinde cesetlerle. Batılı müttefikler Almanya'ya yaklaşırken Nisan 1945'te Amerikalılar Buchenwald'a geldi. Orada binlerce istenmeyenin yok edildiğine dair izlere rastladılar. Britanya daha sonra Bergen-Belsen'i özgürleştirdi. Orada daha sonra doğudaki ölüm kamplarından yollanan 60 bin civarında Yahudi bulunuyordu. Müttefiklerin en iyi çabalarına rağmen gelecek 3 haftada 10 bini hayatını kaybetti. Müttefik kuvvetler bulduklarına inanamıyordu. Ceset yığınları, zalimliklerinin çeşitli mekanizmaları ve çeşitli kamplarda yaşanan ölümler. Ve daha sonra gazeteciler getirildi, belgeseller çekildi. Özellikle de Amerika'da kongre üyeleri ve senatörler getirilerek müttefiklerin halklarına neyle savaştıklarını göstermek için bu iğrenç, korkunç yerler gösterildi. Eisenhower, Alman sorumluları ve bazen bütün kasabalıları evlerinin yakınlarındaki kampa götürerek olanlara tanık olmalarını sağladı. Amerikan birliklerine de kampları ziyaret etmelerini söyledi. Böylece ne uğruna savaştıklarını kendi gözleriyle göreceklerdi. Alman esir kamplarında 1933 ve 1945 arasında milyonlarca kişi öldü. Ve aralarında 6 yok etme kampında 3 milyon kadar Yahudi öldürüldü. Ve çoğu hayatını savaşın son yılında kaybetti. Market Garden Operasyonu 17 Eylül 1944. Müttefik karargahında gerilim asla çok derinde değildi. Dwight D. Eisenhower, Avrupa'daki müttefik kuvvetlerin başkomutanı olarak atanmıştı. Asla resmen kendine karşı gelinmese de düzenli olarak eleştirilere maruz kalıyordu. Ve sesini en çok yükseltenlerden biri komutada ikinci sırada bulunan Bernard Montgomery'ydi. Mareşal Montgomery, Britanya komutanı ve Amerikan başkomutanı Dwight Eisenhower arasında çok huzursuz bir ilişki vardı. Komuta yöntemleri, kendilerini ifade tarzları farklıydı ve müttefiklerin Almanya'da ilerleme stratejisi konusunda anlaşamıyorlardı. Üçüncü İmparatorluğun yenilmesi için bunu yapmak zorundaydılar. Eisenhower bence mantıklı düşünerek geniş bir cephede ilerlemek istiyordu. Montgomery'nin tuhaf bir planı vardı. Alman savunmasında bir delik açmak ve Kuzey Alman yüzüklerine akmak. Eisenhower'ın sürdürülebilir geniş cephesi en başlarda başarıya ulaşsa da müttefikler Alman sınırına yaklaştıkça ilerleyişleri artan düşman direnciyle yavaşladı. Montgomery kendi yoğunlaştırılmış saldırı fikrinin üstünlüğünü göstermeye kararlı bir biçimde
Ayk olarak bilinen Eisenhower'a baskı yaptı. Alman hatlarının arkasına, Güney Hollanda'yı geçen 9 köprüde havadan bir saldırıyla kilidin açılmasını planlıyordu. Eisenhower en başlarda ikna olmadı. Ancak Britanyalı general ısrarcıydı. Eylül 1944'te Montgomery Market Garden olarak bilinen operasyona başladı. Market Garden temelde iki operasyondu. Biri Market, yani hava operasyonuydu. Birlikler havadan köprülerin arkasına indirilecekti. Garden ise karadan ilerleyerek hava birlikleriyle buluşmayı amaçlıyordu. Bu hiç şüphesiz savaşın en cesur planlarından biriydi. Market Garden'da 30 bin Britanyalı, Polonyalı ve Amerikan havacı asker düşman hatlarının arkasına uçup Hollanda-Alman sınırında Ruhr Vadisi'nde yer alan 8 köprüyü ele geçirecekti. Aynı zamanda Britanya tankları ve piyadesi dar bir yoldan müttefik cephesinden ileri çıkacak, havacı birlikleri rahatlatacak ve köprülerden Almanya'ya geçecek. Montgomery oradan doğruca Berne'de hızla ilerleyebileceğini düşünüyordu. Ve müttefiklerin büyük bir avantajı vardı. Savaşın bu aşamasında Batılı müttefikler Alman gizli istihbaratının neredeyse tüm komutasını dinliyordu. Alman mesajları neredeyse gönderilir gönderilmez okunuyordu. Bilmedikleri şey ise, daha doğrusu bu operasyonu gerçekleştiren birliklere aktarılmayan şey, tam da paraşütlü birliklerin indirileceği noktada bir Alman panzer bölüğünün dinlenip ekipman tedariği yaptığıydı. Market Garden'ın başarısı zamanlamasına bağlıydı. Tüm elementlerin planlandığı gibi bir araya gelmesi gerekiyordu ve tabii ki öyle olmadı. Destek tank ve piyadelerin ilerlediği yol dardı. Kararlı Alman savunması onların ilerleyişini yavaşlattı. Ve sonunda köprülerin ilkine ulaştıklarında kendileri ve beklenmedik sayıda düşman tarafından yavaşlatılan paraşüt birliklerinin onları ele geçiremediğini ve yok edildiklerini gördüler. Bunun sonucunda operasyon planlanandan uzun sürdü. Ve günler süren yoğun savaşın ardından müttefik birlikler Alman panzerlerle savaşacak tank savar silahlarının olmaması sebebiyle zaten sıkıntıdaydı. Ve mermileri de tehlikeli biçimde azalmıştı. Müttefik zırhlı ilerleyişi karşısında geri çekilen ve ters yönden gelen panzer bölükler arasında kalan paraşüt birlikleri yenildi. Ve 25 Eylül'de geri çekilme emri verildiğinde operasyona başlayan gücün yarısı kaybolmuş ya da esir düşmüştü. Market Garden, Montgomery'nin istediğinin olmaması gerektiğini kanıtladı. Eisenhower haklıydı. Kuzey Almanya'ya bir güç sokup kazanmayı bekleyemezdiniz. Geniş cephede ilerlemeliydiniz ve müttefikler 1945'te bunu yaptı. Ve Almanların batıda yenilmesini bu sağladı. Market Garden operasyonu başarılı olsaydı, müttefikler 1944 Noel'inde Berlin'de olacaklarına inanıyordu. Yenilgileri, zaferin beklenmesi gerektiği anlamına geliyordu.